Sağ bek oynadım 2 sene. Ben çıktım, benim omuzlara almışlar falan ya. Böyle acayip şaşırdım. İşte Galatasaray'da gelebilir misin? Gelecek misin? Hala spordayım şu an. Şimdi yeni bir heyecan, büyük takım. Herkes korkuyor, deplasmanda herkes korkuyor. Türkiye Kupası da kazandık 2. sene. Kara Kartal, Siyah Beyaz en büyük Beşiktaş. Savaş başladı. 4 yıldız. Ali Sami de stad fu. Türk futbol tarihine baktığımızda 90'lı yıllarda bile Balkan kökenli futbolcuların etkisini görmek mümkün. Çünkü 90'lı yılların ortalarında Yugoslavya'yı parçalayan iç savaş, özellikle Bosna Hersekli futbol yıldızlarının Türkiye'ye gelip oynamasına yol açmıştı. ...90'lı yıllar Balkan coğrafyasında çok kanlı geçti. Büyük bir soykırım yaşayan Bosna Hersek'te futboldan eser kalmamıştı. O yıllarda hem Türkiye hem de Türk futbol takımları dağılmakta olan Yugoslavya'dan kaçan bazı büyük yeteneklerin kaçmasına yardımcı oldular. Bu yeteneklerden bazıları Türkiye'de yaşıyor. İşte şimdi biz onlardan birisiyle buluşmaya gidiyoruz. Boğaz'ın kıyısında ve havanın el verdiği ölçüde. Elvir Baliç, bugünkü rüzgar gibi geçtiğinin konuğu. Elvir Baliç, o tarihte korkunç bir iç savaşla dağılan Yugoslavya'nın belki de en talihsiz çocuklarından biri. Gençliğinin ve futbol kariyerinin başında bir iç savaşın içinde bulur kendini. Tüm anılarında ve kariyerinde etkili olacak bir savaşın içinde. Saraybosna'da doğdum, büyüdüm. Çocukluğum orada geçti. 9 yaşında futbol okuluna yazıldım. Ondan sonra biz de tabii orada devam ettik. Futbol oynamaya başladığımız Zelenikçari takımında. Orada bütün yaş grupları oynadım. İşte PAF takımları da tam imza atmak üzereydim. 91 senesinde, 91-92 senesinde zaten Bosna'da savaş başladı. Futbol oynama gerçekten çok zordu. Sahalar zaten. Her yerde savaş alanı, bombalar, silahlar patlıyor. Biz de şimdi tabii bunu devam etmek istedik, sporumuzu, futbolumuzu, ama tabii çok zordu. Ondan sonra benim de 92 senesinde Sarajevo takımı, yine Bosna'nın en büyük takımında bir teklif geldi. Sarajevo futbol takımı Alija Izetbegović'in özel isteği ve emriyle bir turnuvaya çıkar. Turnuvanın amacı Bosna Hersek'te yaşanan soykırıma dikkat çekmek ve yardım toplamaktır. 13 ay sürecek bu turnuva için Elvir Baliç'in de içinde bulunduğu yaklaşık 50 kişilik kadro Saraybosna'dan bin bir zorlukla yola çıkar. Hani Sarajevo'da çıkmak çünkü öyle kolay değildi. Çünkü bildiğiniz gibi Bosna'nın içinde etrafında hep şeyler vardı. Sırpların askerleri. Yani çıkamıyorduk. Kuşatma altındaydık. Kuşatma altındaydık. Tabii tünelin altına geçmemiz lazımdı ya da pistin üzerinde geçmemiz lazımdı. Şimdi tabii kocaman bir dağ var bizde, İgman Dağı. Oraya geçmek zorundaydık yani. Şimdi geçmek de kolay değildi. Sonra orada bekledik. Bir gün hep beraber toplandık. Bütün gruplar toplandık. Sonra nasıl geçeceğiz? Sabaha karşı böyle karanlık. Kamyon, et taşıyan bir kamyon. Yani bir grup olarak 40 kişi böyle hep beraber o kamyonun içinde sığdık. Ve şimdi o dağa geçmeye çalışıyoruz. Geçtik. Ta o dağı geçtikten sonra otobüse bindik. Şimdi tabii otobüse bindikten sonra çoğu yol kapalı. Zagreb'e, Split'e kadar gitmemiz gerekiyordu. Nasıl gideceğiz? Dolaşa dolaşa, inanın 24 saat, yani normalde 4 saat süren bir yol. Biz 24 saatte geldik. Sarajevo futbol takımı Hırvatistan ve Slovenya'da birkaç maç oynadıktan sonra Arap Yarımadası'na geçer. 6 aylık bir sürede takım orada yaklaşık 55 karşılaşma yapar. İnanın o maçlar benim için, benim kariyerimde çok çok önemliydi. Yani o genç yaşta çıkıp da böyle yine sonuçta güçlü bir maçlar oynadı. Benim için çok büyük bir avantaj oldu. Sarajevo futbol takımı oyuncuları Arap Yarımadası'nda yardım maçlarına çıkarken geride bıraktıkları ailelerinden gelen acı haberleri Saraybosna gazetelerinden öğrenirler. Bize gazetelere getiriyorlardı Bosna'dan. Biz gazetelere bakıp hani acaba birileri bir şey oldu. Ben de tabii Arabistan'da böyle bir olay oldu. O gazetelere bakarak benim amcanın oğlu
öldüğünü gördüm. Ondan sonra ablamın kocasını öldüğünü enişten gördüm. Enişten ve kuzenim. Enişten ve kuzenim. Ondan sonra bir daha o gazeteye de bakmadım. O kadar şey şaşkın oldum ki. 50 kişiyi gittik. Bosna'dan 13 kişiyi döndük. Yani herkes bir tarafa dağıldı. Kimi kaçtı, kimi artık kendilerine şey bakıyordu. Yani sonuçta yeni futbolcu hayat. Yeni bir hayat. Yani herkes biz izin aldık ama ben o ilk sene o 13 ay içerisinde kesin dedim ben dönmem gerekiyordu. Yani çünkü annem babalar o kadar özlemiştim ki dedim ki ben hiçbir şey ilgilendirmem. Ben mutlaka onları görmem lazım. Emir Baliç bıraktığından daha şiddetli bir savaş bulur Saraybosna'da. Bu korkunç şartlar altında artık söz konusu olan futbol kariyeri değil, can güvenliğidir. Bursa'ya geldiklerinde de iki tane futbolcu, Bursa Spor'la yapılan hazırlık maçında iki futbolcu dikkatlerden kaçmamıştı. Bir sağ bekti, adını unuttum. O da bir dönem kaldı Bursa Spor'da ama gönderildi. Fakat bir diğeri de Elvir Baliç'ti. Oyun içerisinde çok öne çıkan genç yaşıyla sanıyorum o zamanlar 18 yaşında falandı. Ve o dönemin Bursa Spor Kulübü Başkanı Murat Güles, o günkü teknik kadroyla, tabii Necat Biyediç de var teknik kadroda, bir işbirliği yaparak Baliç'i filmlerdeki senaryolar gibi bir operasyonla Türkiye'ye getirmek, Türkiye'de bırakmak için harekete geçtiler. O maçta beni beğendiler. O zaman Necat Biyediç bizim rahmetli hocamız, Allah rahmet eylesin. Ve o maçtan sonra beni Bursa Spor'a katmak istediler, transfer etmek istediler. Orada kalmak biraz zordu, izin almamız gerekiyordu kalmak için. Tam İstanbul'a geldik, bana da Necat Hoca bir telefon numarası verdi. Ben de şimdi düşünüyorum kafamda, İstanbul'dayız, Bosna'ya dönmek zorundayız. Eğer Bosna'ya dönersem, şimdi bu sefer kesin asker olacağım, savaşa gideceğim. Artık benim futbol kariyerimde ne olur, ne biter. İlk senede çıktığımızda çok oyuncu çok kaçtığı için pasaportları elimizden aldılar. Hani kaçmayalım diye tekrar oyuncular. İşte herkes böyle toplantı havaalanında. Biz de öyle yatıyoruz, uyuyoruz, uçak bekliyoruz. Bir baktık pasaportları da yere bırakmışlar. Nasıl olmuşsa böyle koymuşlar pasaportları, herkes gitmiş. Bakıyorum o pasaporta, ne yapayım, ne edeyim? İçimde böyle bir stres, bir baskı yani. Ne yapacağım? Bir tane arkadaşım vardı yanında. Dedim ki ne yapalım? Hani arayalım önce bir hocaya, ondan sonra bir bakalım kaçalım mı dedim, hani gidelim mi? Vallahi dedi, istersen dedi bir ara hocaya, ona göre dedi şey yaparız. Ben gittim işte telefon kulübesinden, açtım telefonu, Necat Hoca, saat 3. Telefon çaldı artık, saat 12 mi bir falan filan. Hatta biraz o zaman biliyorsunuz cep telefonda da yok, ev telefon, korkuyorsun o saate. Acaba ne olur diye falan da ben açtım, Baliç'ti. Havlandı arıyor, yani Bosna'dan kaçtı yani. Necat da istiyor. Açtı telefonu, dedim Necat hocam böyle böyle dedim. Ben İstanbul'a geldim. Siz dedim hala ilgileniyor musunuz? Ben gelmek isterim. Oo tabii mutlaka dedi, gel eğer gelebiliyorsan. Nasıl yapacağız dedi. Sen dedi İstanbul'da bir otelin ismini söyledi. Orada dedi ki gel. Orada ben dedi şoförü göndereceğim sana. Şimdi o pasaportları almamız lazım. Yöneticiler orada oturuyor. Nasıl alacağız? Ne yapacağız? Eşyalarımız var. Dedim ki arkadaşım sen oradan dedim yavaş yavaş bir bak bizim pasaportları biz bir çıkart. Oradan aldı böyle yavaş yavaş alıyor bir baktı benim pasaportu çıkarttı. Kendi pasaportu çıkarttı. Dedim ki gidelim şimdi burada eşyaları var nasıl alacak? Hiç dedi eşyaları alma direkt gidelim eşofmanla taksiye binelim Maçka'ya gidelim. Sonra yavaş yavaş çıktık pasaportumuzu aldık. İnanın cebimizde ne para var ne bir şey var ne çantamız var hiçbir şeyimiz yok. Acaba belki şoför gelmez. Biz kaçtık, ortada kaldık. 3-4 saat sonra şoförü geldi. Bursa'ya doğru yolculuk yaptık. Elvir Baliç Bursa'ya geldiğinde henüz 18 yaşında çok genç bir futbolcudur. Ama Bursa Spor yönetimi bir sonraki sezona dek saklayacakları bu gencin yeteneklerinin farkındadır. Bursa Spor tesislerinde kaldığı aylar boyunca ailesiyle haberleşemez. Bosna'da savaş daha da acımasızlaşmış, Bosna'nın dünya ile bağlantısı kesilmiştir. Ama Bursa Spor tesislerine bir gün bir telefon gelir. Bir gün antrenmandayım. Bana dediler ki bak telefon var sana. Bir gittim, telefonu bir açtım. Babam telefonda. Tabii o anda konuşamıyoruz. Hüngür hüngür ağlıyoruz. Hem konuşuyoruz hem hüngür ağlıyoruz. Babam dedim böyle
Ben böyle bir şey yaptım, kaçtım. Çünkü hayatımda ben ilk defa böyle bir şey kendim başında yaptım. Tabii o telefonda konuşurken bizim bir İskender abimiz vardı. Şey müdürü, tesli müdürü. Ben ağlıyorum, o ağlıyor. Makedono'da. Makedon'da benim şeyimi alınıyor zaten, dili de alınıyor. Ben ağlıyorum, o ağlıyor. Ben ağlıyorum, o ağlıyor. Telefonu Baliç'e verdim. Baliç başladı ağlamaya. Ben de başladım ağlamaya. Babasıyla konuştu. İskender amca dedi ya, al dedi şunu dedi, babamla ben fazla konuşamayacağım. Sen konuş, babam kötü olmasın. Ben telefonu aldım. Efendim şunu boşuna çık. Böyle böyle durun. Beyefendi, evladını dedim biraz evet, çok rahat. Bursaspor yetenekli boşnak oyuncuyla 4 yıllık mukavele imzalar. Intertoto karşılaşmaları Baliç'in kendisini göstermesine katkı sağlar. Baliç yanında, Baliç'e bırakıyor ve kaç nefis. Haydi Hakan, yap ikinci gol Bussusi! İkinci gol! Intertoto maçlarında bütün rakiplerini Bursaspor sırayla yeniyordu fakat bir türlü Baliç gol atamıyordu. Vuruyor, direkten dönüyor, vuruyor, avuta çıkıyor falan. Yani o maçı anlatan o dönem Öztürk Pekin abimizin de anonslarında vardır bu. Ve en sonunda Karlsruhe maçı, son artık elendiği o maçı da geçse direkt Intertoto'dan UEFA Kupası'na statü gereği devam ediyordu. Ve penaltılarla Bursaspor'un elendiği bir maçtı. Bu arada Baliç vuruyor! Türkiye Baliç'i tanıyordu. Avrupa Baliç'i tanıyordu. Bu macera içinde, bu görkem içinde hiç unutmadığım iki olay var. Biri Wimbledon'u İngiltere'de farklı mağlup edemişsiniz ve İngilizlerin şaşkına dönüşü. Peşinden de Karlsruhe gibi bir takımla başa baş mücadele. Ne hatırlıyorum? Karlsruhe maçında Baliç'in golden sonraki gol sevincine inanılmazdı. Seyircisiyle bütünleşmişti. Bursa'daki insanlar hala o maçtan bahsediyorlar. Yani Bursaspor şampiyon oldu ama o hala aklıda kaldı. 20 sene oldu. Müthiş bir maçtı. Bir maç bitti. Sonra penaltılarda 9-8 elendik. Bursa'ma çıktık sahaya. Bir tane ince uzun, şahane bir fizikte bir sarışın çocuk var. Baliç. Ben de ona karşılıklı oynuyorum. O sol kenar, ben sağ bek gibi düşündüm. 3-5-2'nin sağ tarafı gibi, sağ kenarı gibi. Ya sağımdan atıyor, buradan çeviriyor, böyle gösteriyor, buraya gidiyor falan derken 70. dakika hemen tabela kalktı. Maç 2-0 o arada. Onu da söyleyeyim, 2-0 mağlup durmuştuk. Benim Beşiktaş'ta giydiğim son resmi maçtır. Beşiktaş forması giydiğim. Baliç'ten Allah razı olsun futbol hayatımızı Bursa maçına noktaladı. Baliç, dakika 70. Baliç'in attığı golle Bursaspor Beşiktaş karşısında deplasmanda işte bu golün ardından 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Bursa Spor yıllarında Baliç oynadığı futbolla teknik adamların dikkatini çeker. Sonra o müzeki maçlara bakacağız. Baliç'i milli takımda görmek için kendisine Türk vatandaşlığına geçme teklifinde bulunulur. Bu karar genç Baliç için tek başına veremeyeceği kadar önemli bir karardır. O Intertoto maçlarında zannedersem başladığımda o zaman Fatih Terim Hoca vardı başında, Rasim Kara Hoca vardı. Beni Türk milli takımda görmek istediklerini söylediler. Şimdi bir tarafta Bosna savaşta, sonuçta Bosna'da yaşadım, büyüdüm. Ama tabii bir tarafta da Türkiye'yi de çok seviyoruz, geldik, burada oynuyoruz, insanlar bizi sevdi. Gerçekten karar vermek o kadar kolay değildi. Ben tek başına karar veremezdim o zaman. Gerçekten istediler milli takımı görmeye. Ben de tabii danıştım, babamla konuştum, işte eski hocalarla görüştüm Bosna'da. Belki o zaman Türk milli takımında kabul etseydim, yani gelseydim belki benim kariyerimde çok belki daha da iyi olurdu. Çünkü Bosna sonuçta savaşta, hani milli takım belli değil, bilmem ne belli değil. O anda gerçekten çok düşündüm, ailemle görüştüm falan filan ve Bosna'ya karar verdim. Fatih Terim'in onun Bursa Spor'da oynadığı yıllarda Türk milli takımına gelmesi için, Türk devasına geçmesi için yoğun çaba sarf ettiğini hatırlıyorum ama o ülkesi için oynamaya karar verdi. Ben bunu sorduğum zaman bizim dedi memleket küçücük, bir sürü dedi savaştan geldik filan. Yani varlığımızı hissettirmek için milli takımımızla adımızı duyuracağız. O anlamda daha çok sorumluluğum olduğunu anladım dedi. Bu anlayışa da gerçekten saygı duymak gerekir. Bursa Spor 1, Van Spor 0, dakika 4, gol Baliç. Bursa Spor'daki ilk yılın sonundan itibaren Baliç,
bütün büyük takımların transfer listesine girmeyi başarır. Bursaspor'da çok başarılı geçen 3 sezondan sonra Fenerbahçe takımı çok ses getirecek bir bonservis ücreti karşılığında Baliç'i renklerine bağlar. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım imza töreninden sonra yaptığı konuşmada Baliç'i renklerine bağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimdi yeni bir heyecan, büyük takım, herkesin çok büyük bir beklentisi var. Her öyle bir bonservisle geldiğiniz zaman tabii ki daha da sorumluluğu artıyor. Ben de farkındaydım. Tayfun, Baliç ceza alanında vuruşuna gol geliyor. Baliç, Fenerbahçe'nin o yıl transfer ettiği Alman teknik adam Löw'le büyük bir uyum yakalar. Tabii biz o zaman antrenmanlara çıkmaya başladık. Hazırlık maçları. Hocayla gerçekten müthiş bir ilişkimiz oldu, bağımız oldu. O da anladı hani ne için o kadar para verdikleri. Fenerbahçe'deki ilk yıl Baliç için çok başarılı geçer. İkinci sezon teknik direktörlüğe Mustafa Denizli gelir. Takım şampiyonluk yarışından kopmamak için var gücüyle çalışmaktadır. O dönemde Kadıköy'de 3-0'dan 4-3 kazanılan ve belki de Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getiren Gaziantepspor maçını bugün hala birçok futbol seyircisi hatırlayacaktır. O zaman Gaziantep'in müthiş bir kadrosu var. Şampiyonluk kovalıyor. Hasan Özer'in pasıyla hareketlenen Hakan Bayraktar çaprazdan vuruşunda top ağlarda. Gaziantepspor deplasmanda 1-0 önde. Biz de kaybedersek şampiyonu kaybedeceğiz. Tabii o anda bir işte çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyor. O kadar stresli bir maç ki hepimiz kötü oynuyoruz. Baliç'in vuruşunda top yandan dışarıya gitti. Ben de çok iyi oynamadım ama sonuçta bir şeyler yapmaya çalıştım, çabaladım falan. İlk yarı bitti, 3-0 mağlubuz yani Gaziantep maçında. Yine Gaziantep spor hata, çaprazdan vuruş, Rüştü'den seken top, yetişen ve topu ağlara gönderen Hasan Özer. Dakika 44, Fenerbahçe 0, Gaziantep spor 3. O zaman Mustafa Hoca beni ilk yarıda çıkarttı. Beni çıkarttığında ben de soyunma odasında oturdum. İkinci yarı başladı. Düşündüm. O kadar kızdım ki stattan giyindim. Maçı terk ettim. Dedim ki taksiyle gidelim. Gideceğim dedim Samandıra'ya. O kadar moralim bozuk. Tabii ki çok yanlış bir davranış. Ama o kadar öfkeliydim ve kızgındım. Tabii ben o anda takside gidiyorum. Samandıra'ya doğru. Gidiyorum zaten Kadıköy'de var ya 15-20 dakika yol var en az. Maçı dinliyorum. Rapayic benim yerimde girdi. Ceza sahasına gönderilen top, defansın büyük hatası, Hayim Revivio ve gol. Bir baktım 3-1 oldu maç. Ondan sonra gidiyoruz hala 5-10 dakika, 3-2 maç oldu. Golden sonra umutları artıyor Fenerbahçe'nin. Ceza yayı üzerinde büyük hata. Offside beklentisi var Gaziantep Spor'un. Ama topu ağlarla buluşturan Rapayic. Tekrar gidiyoruz. Ya hala Semandıra'ya gidiyorum. 3-3 maç oldu. Yine atakta olan taraf Fenerbahçe, kafa vuruşunda gol geliyor. Tam Samandıra'ya vardım, o girişinde 4-3 maç oldu. Rapayic, rakiplerinden sıyrıldı. Ceza sahasında aşırtma vuruş ve gol. Dakika 80, Fenerbahçe 4, Gaziantep Spor 3. İnanılmaz bir maç yani. Tabii o anda ben de sonuçta bir tarafta rahatladım. Dedim ki kazandık maçı. Hani böyle bir hareket yaptım biliyorum. Bir ceza alacağım, bir şey olacak. Yani mutlaka benim de kurtuluşum oldu. Yine bir uzun top. Topla buluşan oyuncu Baliç. Aşırtmasına kaleci Şevki'nin yapabilecek hiçbir şey yok. Baliç Fenerbahçe'de çok iyi bir çıkış yakalar. Gerek lig maçlarında, gerekse yabancı takımlarla karşılaşmalarda gösterdiği performansla göz doldurur. Ünü Türkiye'yi aşar. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri Baliç'e reddedemeyeceği bir teklifle gelir. O kadar çabuk her şey gelişti ki Bursaspor, Fenerbahçe. Bir de Fenerbahçe'den sonra Real Madrid gibi bir takım. Rüya gibiydi yani benim için. Ya gerçekten Fenerbahçe'ye de şey kazandırdık. Epey. iki senede epey para kazandı. İki katından fazla. Yani benden önce bir o koça gitmişti Paris Saint-Germain'e. 16 milyon dolar zannedersem. Benim de işte Madrid'e gittiğimizde 19 milyon dolar da ikimiz de böyle Fenerbahçe'nin o zaman bütçesini açtık. Elvir Baliç, Real Madrid'in yeni transferlerinden biri olarak Madrid'in yolunu tutar. Türkiye'de gösterdiği üstün performans ona bu büyük kulübün kapılarını açmıştır. Baliç hem Real Madrid'in hem de Bosna Hersek milli takımının oyuncusu olarak belki de kariyerinin zirvesindedir. Barcelona-Real Madrid maçı vardı. Yani benim deplasmanda
Barcelona'dan 10 kaptan. Çok iyi hatırlıyorum. Cuma günü galibaydı. Cumartesi maçtı. Cuma günü son bir taktik çalışması yapıyoruz. Ben de ilk 11'de Barcelona maçına gideceğim. O kadar heyecanlıyım ki. Yani dünyanın en iyi derbilerden, en büyük derbilerden. Tabii 5, belki antrenmanın bitmesi 5 dakika kala bir pozisyon oldu. Islak bir sahaydı. Çok kötü bası. Dizim içeri doğru döndü ve orada bir ses geldi. Öyle bir ses geldi ki çok inanılmaz bir ağrı hissettim dizimde. Tabii orada hemen yere yıldım. Orada hemen hoca da geldi, futbolcular geldi. Ben de tabii o anda kafamda sadece şu geçiyor. Barcelona maçı oynamayacağım. Ya o kadar yani üngür üngür ağlıyorum. Soyunma odasına götürdüler. Ben de diyorum ki hadi inşallah kötü bir şey değildi. Ses geldi ama dedim belki yine menisküs falan şey olmuşlar. Böyle çok büyük. Neyse biz de işte kontrole gittik. Bize götürdüler. Ondan sonra kötü bir haber geldi tabii. Çok üzgünüz dedi. Çapraz bağların koptu dedi tamamen. Yani en az 6 ay uzak kalacaksın dediler. Orada zaten bütün... O gün zaten benim kariyerimde şey oldu. Bir düşüş olmaya başladı. Real Madrid takımı sakatlanan Balic'e bir daha şans tanımaz ve onu kiralık olarak başka takımlara gönderir. Balic bir sezon Fenerbahçe'de, bir sezonda İspanya'nın Rayo Vallecano takımında kiralık olarak oynar. Ama Rayo Vallecano'da pek sık forma şansı yakalayamadığı için mutsuzdur. O günlerde İstanbul'da Galatasaray yöneticilerinden Haldun Üstünel'le tesadüfen karşılaşması onu Galatasaray'a getirecektir. Bir şey soracağım dedi sana. Sen dedi Galatasaray'a gelmek ister misin? Ben de şimdi böyle durdum. Dedim ki yani düşünülebilir yani tam net cevap vermedim. Ben de işte Madrid'le görüştük falan filan. Onlar da kabul etti. Ben de Galatasaray'ın yolunu tuttu. 3 sene imza attım. Galatasaray atakları devam ediyor ve harika bir gol. 63. dakika Elvir Balic. Fatih Terim ekranlarınızda. Benim antrenörümde benimle kısa bir dönem beraber oldu. Çok iyi futbolculardan bir tanesiydi. Sol ayaklı. Özellikle Fenerbahçe, Real Madrid, Galatasaray veya işte Bursa hepsini sayacak olursak Balic hakikaten mükemmel oyunculardan bir tanesidir. Ve çok da iyi bir insandır. Çok da iyi bir antrenör de olacak inanıyorum. Ama büyük futbolculardan bir tanesidir ve iz bırakanlardan biriydi. Elvir Balic'i yakından tanıyanlar, onun küçük yaşlardan itibaren tutkusu olan müzikle ilişkisinin de hiç bitmediğini bilirler. Desisei proje ko vjetar preko lica tvoj pogled i moja stara. Futbolun yanında benim müziğe çok böyle düşkünlüğüm vardı. Sürekli müzik dinliyordum mutlaka. İşte enstrüman çalmak istedim. O zaman dediğim gibi bir böyle rock müziğe sarmıştım kendimi. Tabii babam o zaman hani rock çok fazla sevmediği için bizi böyle halk müziğe daha çok yönetmek istiyor. Hemen bana gitarın yerine hemen akordeon verdi. Ben de inanın 4 yaşında böyle akordeon yavaş yavaş o şarkı söylüyordu. Ben de akordeon çalmaya başladım falan böyle. Birkaç yıl önce 2004 yılında hatta Galatasaray'daydım. Öyle bir CD çıkartma karar verdim. Yedini su tu kad mi je dobro i kad sretan nisam. Elvir Balic küçük bir çocukken hayran olduğu Saffet Susiç'le yıllar sonra tanışma ve hatta birlikte çalışma fırsatını yakalar. Oyuncu olarak noktalanan futbol kariyerine antrenör olarak devam edebilmesi için Susiç'le beraber geçirdiği yıllar büyük önem taşıyacaktır. Mükemmel bir gol Elvir Balic'ten ve Saffet Susiç'e koşuyor Balic. Herkesin böyle bir idolü vardı, futbol idolü. İşte seyrettiğiniz, sevdiğiniz bir futbolcu. Benim için de Saffet Susiç, yani Saffet Hoca'nın oynadığı dönemde ben küçükken, hatta babamın da Saraybo takımın fanatiydi. Saffet Hoca da Saraybo takımında ilk başta başladı, oynadı. Ve bizim Bosna'da gelmiş geçmiş en iyi oyuncuydu. Yani Saffet Hoca. Saffet Susiç hala da öyle. Bosna milli takımında hocası oldu. Saffet Hoca beni aradı. Dedi ki böyle böyle. İşte milli takımda çalışacağım. Sen benimle hani çalışmak ister misin diye. Ondan sonra kısmetimiz öyle oldu. Bosna milli takımında başına geçtik. Ben de yardımcı hoca olarak Saffet Hoca ile
müthiş günleri geçirdik. Elvir Baliç gibi büyük bir futbolcunun Türk futboluna teknik adam olarak da büyük katkı sağlayacağına olan inancımız tam sevgili izleyiciler. Rüzgar gibi geçti. Türk futbolunda efsaneleşen Balkan kökenli oyuncuların izini sürmeye devam ediyor. Gelecek bölümde buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.